Bildiğiniz üzere emeklilerimize geçtiğimiz günlerde bir müjde verdik biz Emekli TV'de sizin aracılığınızla. 10 bin lira destek kredisi konusu var biliyorsunuz. Dar gelirli vatandaşımıza hane halkının 5 bin lira toplamda eğer 5 bin liranın altında bir geliri varsa kamu bankaları 10 bin liraya kadar bir destek kredisi 0.49 faiz oranıyla verecekti. Bunun ödemeleri başladı. Peki vatandaşımız açısından bu kredinin bir katkısı olacak mı? Nedir efendim bu durum? Şimdi bu kredinin koşullarına bakmadan önce şunu düzelteyim. Ben müjdeyi hep vermek isterim ama biz aracıyız. Siz yayıncısınız. Bizleri de eksik olmayın alıyorsunuz. Öğrendiklerimizi, takip ettiklerimizi insanlarımızın özellikle emeklilerimizin bir an evvel öğrenmesi, anlamadığı yerler varsa o konuda da kendilerini aydınlatmayı misyon edindik. Bunu gönüllü olarak yapmaya gayret ediyoruz. O müjdeleri inşallah devleti yönetenler verecek. Biz oradan aktarıyoruz. Onu düzelteyim. Bu arada biliyorsunuz sokağa çıkma yasağından önce de 65 yaş üstüne ve kronik rahatsızlığı olanlara 20 yaş altına da getirdiler. Yasaklar vardı. Emeklilik için başvuranlar olmuş olabilir. Ve emekli başvurusunu beklerken işi yok, geliri yok. İkinci bir iş yapıyorsa onu da kaybetti. Gidemiyor. Sokağa çıkmak yasak. Zaten daha önce de pek çok iş yeri kapatıldı biliyorsun. Emekliler çok zor duruma düştü. O başvurusunu yapmış emeklilere 3 ay boyunca bağlanmadıysa, üzerinden 3 ay geçtiyse mutlaka 3 aylık maaş tutarında avans ödemesi yapılmasından söz ediliyordu. Bu yapılmalı, bir an evvel yapılmalı. Yani düşünülüyordu. Bu bir an evvel yapılmalı. Onun yanı sıra az önce Twitter'dan bir emeklimiz sormuş. Çok ilginç. Direkt mesajdan sormuş. Ben de rica ettim. Dedim ki direkt mesajdan yapmayalım bu. Teşekkür etti. Dedim ki onun sorusunu okuyayım önce. Başkanım emekliyim. Destek kredisine başvurdum. 11 gün bekledim. Onaylanmadı. Ne yapayım? Bu konuda Emekli TV'de geniş açıklamalarım olacak. Ben de cevap vermiş. Sanırım izleme imkanı bulursunuz. İzleyemezseniz de beni izleyin ve lütfen milyonları ilgilendiren böyle konuları özelden sormayın demişim. Az önce sormuştu. Şimdi mutlu olacak bunu izleyince. Efendim, kredinin verilme koşulları Sayın Berat Albayrak tarafından açıklandı. Dendi ki haneye giren meblağ aylık 5 bin liranın altında olacak. Net tutar 5 bin liranın altında olacak. 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. 3. Takipte borcu olmayacak. Herkese vereceğiz. Çünkü bunun adı temel ihtiyaç destek kredisi. Temel ihtiyaç. Nedir o? Elektriği kesilmesin. Doğalgazı, su, haberleşme, tencere kaynasın, karnını doyursun emeklim, vatandaşım. Her vatandaşa emekli ayrımı yapmamış ama emeklilerimiz bir numaralı adaydır buraya. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmişler, belli bir yaşa gelmişler. Emekli konumundayken de geri kalan ömürlerinde çile çektirmeye hiçbirimizin hakkı olmadığı kanaatindeyim. Umarım herkes de böyle düşünüyordur. Bu yaşlı insanlara, yıllarını bu ülkeye sarf etmiş insanlara o krediyi kullandırmak lazım. O kredinin kullanılması için de vatandaşımız başvurusunu internet üzerinden yapacak. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası. 10 bin lira temel ihtiyaç destek kredisi. Şayet olumlu sonuç alamazsa 10 gün, 15 gün zarfında mutlaka size daha önce iletmiş olduğum şikayet hatlarından başvurusunu yapıp şikayetini yapsın. Çünkü o söz verildi, devletin sözüdür, yerine getirilmelidir. 10 bin lira kredinin güzelliği şu, 6 ay ödemesiz, daha sonra 30 ay. Yani bugünden itibaren 36 ay vade tanınıyor. Üstelik yıllık faiz oranı 0.49. Devlet destekli. Banka ayak sürmemeli. Çünkü bir başka unsur daha var bu kredide. Bu kredide devlet vatandaşına kefi %85'ini garanti ediyor. Yani bankanın riski sadece 1500 lira.
8500 liralık kısmını devlet garanti ediyor. Fakat bu yasal düzenlemede bazı bana göre muğlak taraflar var. 10 bin liraya kadar diyor. 10 bin liraya kadar. Orada kastedilen şu olabilir. Hane halkı geliri tek bir emekli maaşıysa ver 10 bin lira. Hane halkı geliri evde 2 tane emekli var veya 2 çalışan var. 5 bin liraya yakınsa işte ona 7500 lira ver, 5 bin lira ver gibi bankacıya inisiyatif bırakmış. Bankacılar bu inisiyatiflerini vatandaşın aleyhine değil lehine kullanmalı. Yanlış mı düşünüyorum Fatih Bey? Evet, gerçekten ifade ettiğiniz gibi vatandaş zor durumda olmasa zaten bu bankanın kapısını çalmaz. İçinde bulunduğumuz bu koronavirüs dönemi gerçekten sıkıntılı bir dönem. Şimdi vatandaşımız tabii ki evde kalmalı sağlığı açısından. Sayın devlet büyüklerimizin ifade etmiş olduğu gibi bu hastalık çok önemli bir hastalık. Şakaya gelecek bir yanı yok. Ama vatandaşın evde kalabilmesi için de maalesef ve maalesef paraya ihtiyaç var. Bankalarla ilgili size gelen şikayetler gibi biz de Emekli TV ailesine günde en az 150 tane şikayet alıyoruz. Kredilerinin reddedildiğini, bunun yanı sıra sizin ifadenizde ayak sürtüldüğünü, burada önemli olan nokta vatandaşın zor dönemde olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yoksa aylık işte 388 liralık bir geri ödeme yapıyor 30 ayda, o 6 ay ön ödemesiz. Bu parayı vatandaşımız için gerçekten iyi bir rakam olarak görüyorum ben bu taksiti. Yoksa vatandaşın bu faiz oranıyla başka kredi bulabilmesi günümüz piyasa şartları içerisinde zor. Ha, şunu da ifade etmek isterim. Biliyorsunuz emekli mecbur olduğu için bankadan kredi alıyor. Yoksa gönül ister ki hiçbir bankamız, hiçbir emeklimiz bankanın kapısından geçmesin. Evet, banka deyince şunu hemen tekrar edeceğim. Bankacılar da dinlesinler. Devlet bu krediyi vatandaşına veriyor. %85'ine kefalet gösteriyorsa devlet bankaları burada yokuş göstermemeli. Yokuşu göstermemeli. O vatandaşın yolunu açmalı. Burada devlet vatandaşına sahip çıkıyor. Bu Amerika'da da oldu, Almanya'da da oldu, İtalya'da da oldu, Fransa'da da oldu. Bütün dünya yapıyor. Keşke devletimizin daha çok imkanı olsa da 10 bin yerine 30 bin verse vatandaşına. Dünyayı çok ciddi bir tehdit kaplamış. İnsanlığı dize getirmiş. Dünyanın en güçlü devletlerinin başkanlarına kadar bulaşmış. Gözümüzün görmediği bir virüs. Milimetrenin belki milyonda biri. Gözükmüyor. Havada uçuyor. Yarın vatandaşı, emekliyi yokuşa süren o bankacının bu virüsle mücadele etmeyeceğini kim bilebilir? Veya benim veya diğer emeklinin o kapısından ters yüz ettikleri. Veyahut da devlet sokağa çıkma diyor. Emeklimiz çıkmış, en yakın ATM'ye gitmiş, kendi bankasının değil, oradan maaşını çekiyor, kirasını ödüyor. Almasınlar ücret. Böyle bir dönemde dünya bir mücadele içinde. Görmediğimiz bir düşman. Ve her an hepimizi içinde, ciğerinde, bedeninde olabilecek tehdit eden bir düşman. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Ben söylemiyorum. Bu noktada hala bankacılık sisteminin ayak sürmesi, yokuş göstermesi işgüzarlıktan öte bir şey değil. Evet, maalesef. Kusura bak yani. Bunu banka genel müdürleri üzerine alacaksa da alsınlar. Evet. Şimdi emekliye biliyorsunuz aslında Sayın Başkan, bankalar emekliye bir şey yapıyormuş gibi görünüyorlar. Şöyle, biliyorsunuz banka promosyonları 3 yıl önce vatandaşımıza ödenmeye başlandı. 300 lira civarında bir para verdiler. Üzerinden 3 yıl geçti. Bu zaman zarfında emeklilerimiz bankadan krediler aldılar, ek hesaptan para kullandılar, kredi kartından para kullandılar, faiz ödediler. Yeni dönem geldi, 3 yıl bitti. Vatandaşa şimdi promosyon adı altında yine baktığımızda ortalama aslında 400-450 lira civarında bir para veriyorlar. Şimdi hani yapıyormuş gibi dedik ya, işte bir örneği de şu anda devlet diyor ki kardeşim %85'i bu kredinin kredi garanti fonundan ben karşılayacağım diyor. Sen yeter ki parayı ver diyor. Ama maalesef sıkıntıda olan vatandaşımızın
bir kısmına hala kredi onayı çıkmış değil. Bunun yanı sıra biliyorsunuz içinde bulunduğumuz dönemde bazı sıkıntılardan bir tanesi, daha doğrusu emeklinin en büyük sıkıntısından bir tanesi de faturalar biliyorsunuz. Elektrik, su, doğalgaz faturaları. Sizin de güzel bir yaklaşımınız oldu. Dediniz ki bu 3 ay faturalar okunmayacak ama bazı bedellerin de kesilmesi gerekiyor. Bu konuyu rica etsem açabilir misiniz? Emeklinin faturası nasıl azalır? Şimdi bir emekliden güzel bir mesaj var. Onu okuyayım müsaade ederseniz. Başkanım, öncelikle sizlerin yönlendirmesine, sonra CİMER'e yazmamdan ve 10 bin lira yardım için onaylandı. Teşekkürler. Kredisini almış bir emeklimiz. Hayırlı olsun. Demin bir tanesi onaylanmadı diye şikayet etti. Şimdi bunu da söylememiz lazım. Yani tarafsız olduğumuzu ortaya koymak için alan da var demek ki. Biz hangi konuya değinmemi istediniz? Fatura konusu biliyorsunuz. Faturada bir sürü kalemler yapıyor. Tabii tabii. Şu anda bakın elektrik, doğalgaz bu iki hizmet 3 ay boyunca okunmayacak. Nerede? Bu pandemi ilan edilen illerimizde 30 büyükşehir, bir de Zonguldak'ı dahil ettiler. Buralarda sayaç okuma personeli bulaşıya sebep olmasın, kendi de rahatsızlanmasın diye uzaktan okuma imkanı olan yerlerde okunacak. Bazı aboneliklerde, bazı sistemlerde olabilir. Ama onun dışında takribi çıkartılacak faturalar. Takribi fatura çıkartacaksa sayaç okuma personeli gelmeyecek. Yazmayın onu elektrik faturamıza bile. Sayaç okuma, düşün onu. Bakın petrol fiyatları düştü dünyada. Her ne kadar dolar bir miktar arttıysa dolar %10 arttı. %12 arttı. Petrol fiyatlarına bakıyorsunuz yarı fiyatın altına düştü. 70 dolardan 30 dolarlara düştü. Doğalgaz fiyatlarının da inmesi gerekmez mi? Elektrik doğalgazla üretiliyor büyük bölümü bizim ülkemizde. Elektrik birim fiyatlarının inmesi lazım. Ayrıca bu 3 ay boyunca EPDK'nın sahaya girip borcundan ötürü kimsenin elektriğini, gazını kesmeyeceksiniz demesi lazım. İçişleri Bakanlığı da Mali İdareler Genel Müdürlüğü bu yönde belediyelere tavsiyede bulunmalı, suyu da kesilmemeli. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu Başkanlığı da kendisinin ruhsatlandırdığı, haberleşmemizi sağlayan internet servis sağlayıcıları, cep telefonu, sabit telefon hizmeti, uydu televizyon hizmeti sunanlara kesmeyeceksiniz demeli. Şimdi siz bunları bana hatırlatınca benim açılıyor zihnim. Mesela şu anda maçları seyretmiyor vatandaş. Diyor ki ben maç çok sevdiğim için paraya katlandım, abone oldum. Benden parayı alıyorlar, maçı seyrettirmiyorlar. Bu paralarımı geri alamayacak mıyım? Niye benden tahsil ediyorlar diye yakınan insanlar var. Bence haklılar. Öbür taraftan tazminat isteyemezler. Neden isteyemezler? Firma bu hizmeti mücbir sebepten veremiyor. Devlet yasak etti maç. Maç müsabakaları yapılmıyor. O halde ondan tazminat talep edemez. Ama öbür tarafta vermediği hizmetin bedelini tahsil etmemeli. Tüketicinin, emeklinin, vatandaşın, abonenin parasını iade etmelidir. Dürüst ticaret de bence buna gerektirir. Peki Sayın Başkan, biliyorsunuz 2 milyon aileye Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla 1.000 lira paranın da ödenmesi başlandı. Ama emeklilerimiz maalesef zor durumda olmasına rağmen alamıyorlar. Gerekçe de şu, asgari ücretin 1/3'ünden daha az oranda bir gelirin olacak. Şimdi bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi eskiden yeşil kart vardı. Yeşil kart kaldırıldı. Yoksulluk belgesi gibi kriter koydular. Hane halkına gelen para kişi başına brüt asgari ücretin 1/3'ünün altında ise yoksul kabul ediliyor. Örneğin 3 kişinin yaşadığı bir evde 650-700 lira desek içinde arttı asgari ücret. 2500 lira geliyorsa, 3000 lira geliyorsa o haneye yardım yok. Oysa bugün en ucuz kiralar 800 lira ile 1200 lira arasında. 1000 lira ortalama alsak. 600 lira tutuyor elektriği. En kısıtlı kullananlarda elektrik, doğalgazı. Bunun suyu var, haberleşmesi var, mutfağı var, giyimi kuşamı var. Yani hakikaten çok zor durumda. Kaldı ki bugün 1500 lira emekli maaşıyla geçinmek isteyen haneler var.
bunlar yardım alabilecek kategoride görülmüyor. O 2 milyon hane dediğim kriterlerde görülmüş, değerlendirilmiş ve kaymakamlıklardaki, illerdeki sosyal hizmet vakıfları tarafından onlara destek veriliyor. O halde biz milletçe daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve tasarruflu tüketmeliyiz. Buna niye geldim biliyor musunuz? Bir anda aklıma şu geldi. Maske kara borsacıları. İşte bu gece sokağa çıkma yasağın ertesi gün fırınlara çık dedi İçişleri Bakanı. 5 liraya satıyor ekmeği. 1 lira 75 kuruşa satacağı ekmeği 5 liraya satıyor Bakırköy'de bir fırın. İlettik ilgili yerlere. Hesabını verecek. Ben Fırıncılar Odası Başkanı'na da gönderdim onun videosunu, fotoğraflarını, şikayetini. Vatandaş sokağa çıkma yasağı var. Bir an evvel ekmeğimi alayım, evime gideyim, kahvaltımı yapayım derken o da vatandaşın sırtından vurgun sağlamaya çalışıyordu. Maskede de yaptılar bunu. Devlet de geçtiğimiz günlerde dedi ki maske parayla satılmayacak. Şimdi şaşırmadın mı sen? Niye adam almış elinde bedava mı versin malını? Esnaf, satıcı, eczane. Ben ilk anda yadırgadım. Sonra bir düşündüm. Çıktım eczaneleri gezdim. Marketleri gezdim. Baktım bir tane normal fiyatla maske satan yok. Maske yok, maske yok. Maske var, 20 lira. Ne yaptın? 2 liralık, 3 liralık maske. Ben pahalı aldım. O halde dedim devlet çok güzel karar vermiş. Evet. Sen onu pahalı satmak için aldıysan kalsın elinde. Kalsın deponda. Şu yani, anda evet, maalesef. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hariç tüm nüfusumuza Eczacılar Birliği kanalıyla Türkiye'nin her yerinde eczaneler var. 5'er adet vatandaşa haftalık maske gidiyor. Haftalık 5 adet. Şimdi nüfusumuzun muaf tutulan 65 yaş üstüyle 20 yaş altını çıkarsak geride bir 50 milyon gibi 83 milyon olduğu söyleniyor. 33 milyon çıkar. 50 milyon kadar bir maske dağıtılacak haftada. Ayda haftada 50 milyon değil 250 milyon. Şimdi 50 milyon kişiye 5 tane olunca haftada 250 milyon. Ayda 4 hafta desek 1 milyar maske. Bu maskeleri insanlar ücretsiz alacaklar, kullanacaklar. Tek kullanımlıktır bunlar. Burada bir şeye dikkat etmek lazım. Daha önce biliyorsunuz poşette saklanması geldi. Neden? Tek kullanımlık poşetleri kaldırıp atıyorduk doğaya. Atmayalım. Tek kullanımlık plastik bardak, çatal, bıçak bunlara yasak geldi. Şimdi de deniliyor ki tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık kullanın, bardak kullanın. Bu pandemi ilan edilen virüs tehlikesinden ötürü. Demek ki her şeyin yararı var. Her şeyin bir faydası var. Biz onu doğru kullanırsak onun çevreyi kirletmesi gibi bir faktörü oluşturmazsak zarar vermeyecek. Aynı şeyi maskeler için söylüyorum. Atmayın. Bakın o maskeler kumaş değil. O maskeler polipropilen denilen bir plastik ham maddesinden yapılıyor. O plastik ham maddesi defalarca dönüştürülmeye elverişli. Onları biriktirelim. Belediyelerimize de buradan çağrımız olsun Emekli TV'den. Bunları toplasınlar. Geri dönüşüm tesislerine aktarsınlar. Böylelikle hem ülke ekonomisine katkı sağlamış olurlar hem de çevreyi korumaya katkı sağlarlar. Sayın Başkan, şimdi Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na binaen lira vatandaşlarımıza ödenmesi tabii ki doğru bir adım, yetersiz olabilir. Şimdi evde kalan emeklilerimizden, işçilerimizden, asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızdan yine çok sayıda soru alıyoruz ve şöyle bir önerileri var. Bilmem siz nasıl yaklaşırsınız? Biz evde kaldığımız bu zaman zarfı içerisinde bu salgın geçene kadar 2500 lira vatandaşlık maaşı bize ödensin yönünde bir görüş var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Vatandaş haklı. Devlet bütün imkanlarını zorlamalı. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devlet devletliğini yapmalı. Bu süreçten geçerken olan olmayana verecek. Anayasa 73. madde herkes mali gücü oranında kamu giderlerine katlanacaktır. Devlet sosyal devlettir. Dolayısıyla vatandaşının karnını doyuracak temel ihtiyaçlarını sağlayacak. Bundan daha doğal ne olabilir? O halde Robin Hood'luk yapacak. Zenginden alacak, olmayana verecek. Başka türlü bir çıkışı yok bunun.
Beni yadırgamasın kimse. İnanın realite bu. Realite buna emrediyor. Olan olmayana verecek. Ne yapacak bu insanlar? Kimisi yiyecek ekmek bulamıyor. Sobasını yakacak odun, kömür bulamıyor. Kimisi parasının hesabını bilmiyor. Orada bir dengesizlik var. Bu arada demin konuşurken yasakla birlikte gece vakti pazar yeri kuruldu dediniz. İşte o pazarcı esnafını da düşünmediler. O pazarcı esnafı almış sebzesini, meyvesini koymuş kamyonuna. Çürüyecek mi? O da mecbur. Gitti pazar açtı. Ama en önemlisi bir aydır ilmek ilmek dokuduk ki bir sosyal mesafe, ağız maskesi, eldiven, aman bulaşı götürmeyelim, asgari düzeyde sokağa çıkılsın. Pek çok iş yeri kapatıldı. Berberler, hamamlar, terziler, lokantalar, nerede bu buralarda çalışan insanlar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Ben şahsen merak ediyorum. Hem emekliyi düşünüyorum, hem onları merak ediyorum. Devletin en tepesinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki ben vatandaşıma vereceğim. %85'ine de kefilim. Esnafa kredi vereceksiniz. Devlet Bankası ile söyledi. Yani Ziraat Katılım, Ziraat Bankası 25 bin lira KOBİ destek kredisi vereceksin. Can suyu olacak. 25 bin lira da kredi kartına ilave limit koyacaksın. Borçlarını ödeyebilsin. Hayatta kalsın. Hiçbir çıkartmasın. İşler düştü. Fabrikalar çalışamaz oldu. Çünkü tüketim asgariye indi. Eve kapandı. İhracat durdu. Fabrikalarda devlet dedi ki işçi çıkartma. Ben sana kısa çalışma ödeneği vereceğim. Destek sağlayacağım. Ama buna rağmen işini kaybedenler var. Tekrar şu cümleye geliyorum. Hep birlikte el birliğiyle kenetlenip bunu birlikte aşmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Bu sadece Türkiye için değil. Biz burayla ilgileniyoruz. Ama bütün dünya böyle yapmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri 2 trilyon dolar koyuyorum dedi. Bu pandemiyle mücadele esnasında destek için. Almanya 800 milyar euro. Bizimki 15 milyar dolar. 800 milyar euro, 15 milyar dolar. Gücümüz bu kadar. O halde ne yapacağız? Olan olmayana aktaracak. Nasıl aktaracak? Devlet eliyle. Devletin kuracağı dengeyle, sistemle. İşte o sistemle maskeler dağıtılacak ama bir adım ötesinde düşünmediler. Düşünsünler lütfen. O maskeleri geri toplayacağız. Yenisini alırken onu bırakacaksınız eczaneye. Nasıl eczaneye gitmeyecek mi? Aynı getiren kamyon, tır, kamyonet neyse alacak geri götürecek. Ne olacak? Geri dönüşüme girecek. Bunun ham maddesi polipropilen, dolayısıyla ithal plastik petrol ürünü. İthal etmeyeceğiz. İthalattan kurtulacağız. Dövizimiz cebimizde kalacak. Değil mi? Geri dönüşüm endüstrisi hareketlenecek. Geri dönüşümde istihdam başlayacak. Geri dönüşüm yapılacak. Çevre kirlenmeyecek. Ülke ekonomisi kazanacak. Devlet kazanacak. Millet kazanacak. Bu küçücük nüans. 5 tane maskeyi atmayacaksın ki bir sonraki 5 taneyi alabilir. Öbür haftaki. Evet, yani çevre konusundaki duyarlılığınıza katılmamak mümkün değil. Mutlak surette işin ekonomik boyutu da var tabii. Bunu gerçekleştirmek gerekiyor. Vatandaşın bu geçim sıkıntısı, Aydın Bey, bu zaman zarfında maalesef tavan yapmış durumda. İşçilerimiz, dar gelirli, yevmiyeyle çalışanlar, emeklilerimiz, siz de çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Vatandaşın bu geçim derdi ne kadar süre sonra biter? Vatandaş bir nebze olsun nefes alabilecek mi? Hayır, çok zor bir soru bu. İsterdim ki önümüzdeki hafta bitecek, bu ay sonunda bitecek diyeyim. Ne kadar güzel bir cevap olurdu. Bunu devleti yönetenlerden bekliyor haklı olarak emeklilerimiz. Hatta emeklilerimiz inanın çok şey bekliyor ve haklılar. Birçok yaşlımız, emeklimiz maalesef yalnız bırakılıyor. Yani yaşamanın son yıllarında çocuklar varsa evleniyorlar, gidiyorlar, ayrı bir yol çiziyorlar kendilerine. Diyor ki bana, sokağa çıkma yasağı kondu. Benim bir kedim var. Bana arkadaşlık ediyor evde. Ne yersem ucundan bir parça da ona veriyorum. Sokağa çıkaracağım ihtiyaç için. Köpeğim var, küçük bir köpeğim. Ama sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıktığı zaman
3.150 lira cezayla karşılaşacak. Bakın burada neleri hatırlıyoruz? Küçücük nüanslar. Hayat küçük nüanslardan oluşuyor. İnsan vücudu da küçücük hücrelerden oluşuyor. Nitekim bugün dünyayı esir alan, mabetleri kapattıran kiliseleri, camileri, sinagogları, hatta Kabe'yi kapattıran, Kabe'leri kapattıran, her dinin bir kutsal yeri var, kapattıran bir küçücük bir virüs nelere mal olabiliyor. Yani küçük deyip geçmeyelim. Bazen boyut değil, sonucu önemli, ne katacak bize? İnsanları mutlu etmek için çabalamamız lazım. Özellikle yöneticilerin görevi budur. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki, Fırat'ın kıyısında kurt kuzuyu kapsa biz hesap vereceğiz. Biz emekliler son derece risk altındayız. Çünkü bu virüs girdiği zaman orada çok daha büyük tahribat yapıyor. Bunu bilim adamları söylüyorlar. O halde pandemi ilan edilen özel hastaneler ücret alamazlar. Özel hastaneye gittiği zaman bu tür, Allah korusun, bir emeklimiz, bir yurttaşımız emekli diye ayırmamış kanun koyucu devlet otoritesi, pandemiyle ilgili ne testlere, ne ilaçlara, ne tedaviye bir kuruş para alamazlar. Bunu unutmasınlar. Asla para vermesinler.